Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli patlıcan oturtma hazırlayacağız. Yapımı oldukça keyifli. Sonucu gerçekten çok lezzetli. Bu yemek tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğin yapımına öncelikle 6 adet orta boy patlıcanı alacalı şekilde soyarak başlıyorum. Patlıcanları soyduktan sonra çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde dilimliyorum. Patlıcanları videoda da gördüğünüz kalınlıkta dilimledikten sonra tuzlu suyun içerisinde en az 20 dakika boyunca bekletiyorum. Derin bir kasenin içerisine almış olduğum patlıcanların üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz ilave edip üzerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra bir ağırlık yerleştirdiğim patlıcanları bir kenarda 20 dakika bekletirken bir taraftan da sizlerle birlikte kıymalı harcı hazırlıyorum. Yemekte kullanacağım patatesleri bir kenarda bekletiyorum. Onları en son soyacağız. Şimdi uygun bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve 500 gram orta yağlı kıymayı tavaya aldıktan sonra rengi dönene kadar kaşığın arkasıyla kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Kıymanın rengi dönüp tamamen tane tane olana kadar lütfen kaşığın arkasıyla ezerek pişirmeye devam edelim. Evet kıymanın rengi tamamen döndü. Suyunu sağlı. Şimdi kıymayı suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyorum. Yine ocağın altı kısık bir şekilde kıyma bu şekilde tamamen suyunu çektikten sonra diğer malzemeleri ilave ediyorum. 1 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğanı tencerenin içerisine ilave ediyorum ve soğanın rengi dönüp yumuşayana kadar pişiriyorum. Evet soğanlar yeterli miktarda rengini değiştirdi ve yumuşadı. Şimdi tencerenin içerisine 1 adet büyük boy küçük küçük doğranmış kapya biber, 6-7 adet yine küçük küçük doğranmış sivri biber ve file şeklinde kıymış olduğum 4 diş sarımsağı da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum ve ortalama 4 dakika kadar pişirmeye devam ediyorum. 4 dakikanın ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyonu da ilave edip tüm malzemeleri güzelce kavuruyorum. Bu esnada baharatları ilave ederseniz lezzetini daha iyi verecektir. Ortalama 2 dakika içerisinde baharatlar rahiyasını veriyor ve güzel bir aroma bırakıyor. Şimdi içerisine bir adet büyük boy sulu domatesi küp küp doğrayıp ilave ediyorum. Ve domates 3 dakika kadar şöyle suyunu salıp tekrar çekmeye başlayıncaya kadar kavuruyoruz. Ve son olarak artık içerisine salçayı ilave edebiliriz. Evet domates yeterince yumuşadı. Suyunu saldı ve tekrar çekmeye başladı. Tencerenin kenarında bir boşluk oluşturup o boşluğun içerisine bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip salçaları iyice dağıtıyorum ve yaklaşık 3 dakika kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçalar yeteri miktarda kavruldu. Şimdi tencerenin içerisine 250 milimlik bardak ölçüsü ile 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Eklemiş olduğum su ve sos yaklaşık 5-6 dakika boyunca kaynadıktan sonra içerisine çeyrek demet kadar maydanoz ilave edip ocağın altını kapatıyorum. Evet artık iç harcı hazır bir kenarda dinlendirebiliriz. Şimdi hızlıca sizlerle birlikte kullanacağımız sebzeleri kızartmaya başlıyoruz. Patlıcanlar acı suyunu tamamen saldı. Şimdi bu patlıcanları birkaç kez yıkadıktan sonra süzgece alıyorum. Ve temiz bir sofra bezinin arasına yerleştirip bütün suyunu çekmesini sağlıyorum. Eğer sizler de benim gibi patlıcanlarınızı iyi bir şekilde kurutursanız yağ çekmez ve kızartırken de etrafa sıçramaz. Şimdi patlıcanlar suyunu çekene kadar patatesleri hazırlamaya başlıyorum. 4 adet büyük boy patatesi de videoda gördüğünüz kalınlıkta dilimliyorum. Çok kalın ya da çok ince yine dilimlemeyelim. Bu şekilde dilimlemeniz yeterli olacaktır. İlk önce patatesleri sonra da patlıcanları kızartmaya başlıyorum. Kızartma tavasının içerisine bolca yağ aldıktan sonra bu şekilde kanyana kadar ısıtıyorum. Lütfen çok kızgın olsun. Ve patatesleri gelişi güzel yerleştiriyorum. Üzerlerine de lezzetini alsın diye çok az yine tuz ilavesi yapıyorum. Ve patateslerin her iki tarafını da güzelce kızartıyorum. İlk etapta patatesleri kızartmamın sebebi yağın çok iyi bir şekilde ısınmış olması ve patlıcanların daha rahat bir şekilde yağ çekmeden pişebilmesi. Evet kızartmış olduğum bütün patatesleri havlu peçete sermiş olduğum bir süzgeçin içerisine alıyorum. Ve patateslerin tamamı kızardıktan sonra hızlıca patlıcanları kızartmaya başlıyorum. Evet patlıcanları da kızgın yağın içerisine alıyorum. Üzerlerine az miktarda tuz serpiştirdikten sonra her iki tarafı da renk alana kadar kızartıyorum. Tamamen yumuşayıp dağılmasını beklemeyelim lütfen. Hafif mühürlenmesi yeterli olacaktır. Evet patlıcanların bu şekilde renk alması yeterli. Yine patlıcanları da havlu peçete sermiş olduğum süzgecin içerisine alıyorum ve fazla yağını bu şekilde akıtmış oluyorum. Zaten gözlemlerseniz kesinlikle yağ çekmediğini göreceksiniz. Çok az bir yağ çekecek. Onu da bu şekilde dışarı atmış olacak. Uygun bir fırın tepsinin içerisine alt zemine öncelikle patatesleri yerleştiriyorum. Sonrasında hemen üzerine patlıcanları yerleştirdikten sonra yemeği fırın için hazır hale getiriyorum. Patatesleri de patlıcanları da çok üst üste gelmeyecek şekilde videodaki gibi yerleştirdim. Ve son olarak yine önlem amaçlı bir havlu peçete ile üzerinden geçtim. Ki fazla yağı varsa yine tekrar alalım diye. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum kıymalı harcı eşit oranda dökmeye başlıyorum. Bu esnada fırını 200 derece önceden ısıtmayı ihmal etmeyelim. Fırın ısınmaya başlamışken ben de sosuyla birlikte hazırlamış olduğum kıymalı harcı eşit oranda bütün sebzelerin üzerine örtecek şekilde döküyorum. Kıymalı harcın tamamını Sebzelerin üzerine döktükten sonra bir spatula ile bu şekilde düzeltiyorum. Son hali yemeğin bu şekilde ve gördüğünüz gibi sosu da kenardan gözüküyor. Gayet yeterli. Şimdi üzerine yeşil biberler ve çeri domatesler ile süslüyorum. Domates ve biberlerin hemen ardından üzerine musluğun altında iyice ıslatıp yumuşatmış olduğum yağlı kağıt ile kapatıyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum fırına yemeği yolluyorum. Kıymalı harcın kurumaması için mutlaka üzerine iyice kapatalım. Her yerini iyice yağlı kağıt ile örttükten sonra ısınmış olan fırında üzeri kapalı bir şekilde 15 dakika boyunca yemeği pişiriyorum. 15 dakikanın sonunda yemeğin üzerinden yağlı kağıdı alıyorum ve üzerindeki sebzeler kızarana kadar bir müddet daha pişirmeye devam ediyorum. Yemeği 10 dakikada üzeri açık bir şekilde pişirdikten sonra artık yemeği sizlerle birlikte servis edebilirim. Yemeğin sebzeleri yağda kızardığı halde oldukça az yağlı ve hafif bir yemek olduğu hem de kızartma lezzetini de almış olduk. Şimdi pilav eşliğinde sizlerle birlikte içinin pişmişliğini test ediyorum. Yemeğin sosunu da yakından göstermek istedim. Bakın kesinlikle yağlı değil. Servis ederken de mutlaka üzerine döküyorum ki lezzeti açsın. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.